Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 7. Sınıf Müzik Dersi 3. Bölüm Dünya Müzikleri Konuşalım. Ülkemiz dışında var olan müzik türleri nelerdir? Paylaşalım. Bu müzik türlerini dinlerken neler hissediyorsunuz? Ülkemiz dışında var olan müzik türleri nelerdir? Paylaşalım. Cevap. Ülkemiz dışında Balkan müziği, İran müziği, Arap müziği, klasik müzik, blues, caz müzik, elektronik müzik, rock müzik ve rap müzik vardır. Bu müzik türlerini dinlerken neler hissediyorsunuz? Cevap. Bu müzik türlerini dinlerken farklı kültürleri daha yakından tanıyor ve o halkın veya topluluğun duygularını, düşüncelerini ve hayata bakışlarını daha iyi anlıyor ve hissediyorum. Uzak Doğu Müziği Çin, Japonya, Endonezya, Filipinler, Malezya, Brunei, Singapur, Doğu Timor, Tayland, Laos, Kamboçya, Vietnam, Myanmar, Birmanya, Çin Cumhuriyeti, Tayvan, Bangladeş, Pakistan, Sri Lanka, Kuzey Kore, Güney Kore ve Moğolistan Uzak Doğu ülkeleri olarak kabul edilir. Müzik bu bölgelerde önemli bir yer tutar. Sebebi ise müziğin bu bölgelerde çoğunlukla din, tiyatro veya dansla ilişkili olmasıdır. İlk çağda Çinliler ses sanatının insan eğitimindeki öneminin ve uygarlıktaki rolünün bilincindeydiler. Eski Yunanlılarda olduğu gibi müzik sanatı şiir ve dansla birleştirilmişti. Klasik Çin tiyatrosu bunu bugün de gayet iyi gösterir. Çin'deki müzik sistemi 5 tonluluğa, pentatonik dayanır. Örnek olarak aşağıdaki Pentatonik Ezgi adlı eseri verebiliriz. Bilişim teknolojilerini kullanarak Uzak Doğu müziklerine ait farklı eserler dinleyelim. Hint müziği. Müzik sanatı eskiden beri Hindistan'da kültürün önemli bir parçası olmuştur. Müziğin ilah bir güce sahip olduğuna inanmışlardır. Hint müziği, melodik raga modelleri ve karmaşık, ritmik talalardan oluşmuştur. Bu müzik türü dünya kültürü için oldukça değerli bir katkıdır. Yabancı bir dinleyiciyi bile kendine hayran bırakmaktadır. Son dönemlerde Hint sinemasının dünyaya yayılması ile daha çok tanınmaya başlamıştır. Bilişim teknolojilerini kullanarak Hint müziğine ait farklı eserler dinleyelim. Balkan müziği. Avrupa kıtasında Balkanlar adı verilen bölgedeki ülkelerin yaptığı müziğe denir. Ülkemizin Trakya bölgesini de içine alan Balkan ülkeleri ise şunlardır: Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Moldova, Karadağ, Romanya, Makedonya, Sırbistan, Slovenya. Bu müzik türü birçok dinin ve milletin kültüründen etkilenmiştir. Bundan dolayı içerisinde akordeon, darbuka, keman, klarnet, gadulka, davul, buzuki gibi birçok çalgıyı barındırır. Bilişim teknolojilerini kullanarak Balkan müziklerine ait farklı eserler dinleyelim. Günümüz Türk Cumhuriyetlerinde müzik kültürü. Türk Cumhuriyetlerindeki müzik kültürleri birbirlerine benzer özellikler göstermektedir. Bu müzikler genel olarak zengin bir ritim yapısına sahiptir. Tek sesli ve makamsal niteliktedirler. Diziler inici özelliktedir. Klasik ve geleneksel yapıdaki müzik aletleri kullanılmaktadır. Ayrıca Batı müziği enstrümanları da kullanılmaktadır. Süleyman Eleskerov, Azerbaycan, Gara Garayev, Kazakistan, Veli Muhatov, Türkmenistan, Nuri Mahmut, Doğu Türkistan, bu coğrafyanın önemli bestekarlarındandır. Bu müzik kültürüne örnek olarak Anayurt adlı eseri bilişim araçlarını kullanarak dinleyelim. Klasik Batı müziği. Rönesans dönemi.
Barok dönem. Klasik dönem. Romantik dönem. Çağdaş dönem olmak üzere 5'e ayrılmıştır. Rönesans dönemi. Rönesans yeniden doğuş demektir. 1450-1600 yılları arasındaki dönemdir. Güçlü armonik yapı, Rönesans müziğinin başlıca özelliğidir. Blâme Dufay, Orlando de Lassus bu dönemin ünlü bestecilerindendir. Barok dönem. 1600-1750 yılları arasında kalan ve İtalya'nın ilk opera denemeleriyle başlayıp Johann Sebastian Bach'ın ölümüyle biten dönemdir. Barok, özünde saray sanatıdır. Çalgı müziği, ses müziğinin önüne geçmiştir. Telli çalgılar grubuna keman eklenmiştir. Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi bu dönemin ünlü bestecilerindendir. Klasik dönem. 1750'den 1827'ye kadar olan dönem klasik dönem olarak adlandırılmaktadır. Barok dönemin süslü yapısı, yerini sade bir sanata bırakmıştır. En önemli biçim senfonidir. Ludwig von Beethoven ve Wolfgang Amadeus Mozart dönemin ünlü bestecilerindendir. Beethoven 30'lu yaşlarında işitme problemleri yaşamış ve 46 yaşında işitme yeteneğini tamamen kaybetmiştir. Bu sorun müzik yaşamını olumsuz olarak etkilememiştir. Önemli eserlerinden birisi olan 9. Senfoni'yi bu dönemde yazmıştır. Romantik dönem. 1820-1901 yılları arasındaki dönemdir. Müziğin kültürel hayata girdiği ve müziğe yönelik kurumların arttığı bir dönemdir. Müzik kilise ve saray egemenliği altından çıkıp halka yayılmıştır. Mükemmelliyetçilik anlayışı yerine daha özgür olan romantizm anlayışı gelmiştir. Franz Liszt, Nicola Paganini, dönemin ünlü bestecilerindendir. Çağdaş dönem. 1900'lü yılların başından günümüze kadar gelen dönemdir. Bu dönemde müzikte milliyetçilik, ulusçuluk, eğilimi yeniden ortaya çıkar. Bir yapıtın başarılı sayılmasında zorlayıcı hiçbir kural bulunmaz. Ulaşılmak istenen müzik, yalnızca bestecinin özgürce şekillendirdiği bir müzik haline gelmiştir. Anton von Webern, Türk Beşleri olarak anılan Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses bu dönemin ünlü bestecileridir. Pop müzik. Müzik 1950'lerin ortalarında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de ortaya çıkmış bir müzik türüdür. Sözcüğü popüler kelimesinden gelmektedir. Popüler olmak, döneminde önde ve revaçta olmaktır. Geleneksel kalıplara uymamak ve kısa dönemde tüketilebilir olmaktır. Popüler müzik, başta ritmik yapısıyla ve akılda kalıcı kolay ezgileriyle dikkat çeker. Farklı akustik ve elektronik enstrümanların kullanımı ile daha çok genç nesle hitap eder. Blues, caz müzik. Caz müziğinin kökeni 19. yüzyılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne köle olarak getirilen siyahi Afrikalıların özgün ezgileri ile yerleştirildikleri bölgelerde var olan Amerikan müziğinin birleşimine dayanır. Bu insanların müzikleri, Avrupa kültüründen gelen klasik müzik, özellikle piyano ve askeri bando marş ve ritimleri ile tanıştı. Bu müzik türü doğaçlama ve senkoplu çalma teknikleri ile birlikte icra edilerek blues adını aldı. Blues müziği zaman içinde çalma teknikleri ve çalgıların gelişmesiyle birlikte bugünkü halini aldı. Dünyada Louis Armstrong, Frank Sinatra, Türkiye'de ise Okay Temiz, Birsen Tezer, Kerem Görsev gibi sanatçılar caz müziğinin ünlü temsilcileri arasındadır. Aşağıda dünya müzikleri ile ilgili kelimeler verilmiştir. Harf tablosuna soldan sağa, yukarıdan aşağıya doğru ve çapraz olarak yerleştirilmiş kelimeleri bulup işaretleyelim. Doğru eşleştirme şekildeki gibidir. Araştıralım. Bestekar ve ozan ne demektir? Araştıralım. Bestekar, besteci demektir. Yani beste yapan anlamındadır.
Ozan ise halk şairi anlamına gelir. Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.